Ve artık son demlerindeyiz program geliştirmenin. Bakın hocam, acaba biz PG'yi detaylı mı gördük diye sakın arkadaşlar düşünmeyin. KPSS'de sorulmuş olan kavramlar üzerinden gittik. Bunu arkadaşlar hiçbir zaman unutmayın, olur mu? Şimdi şunu söylemiş miydik? Program tasarısı hazırlama aşamasında programın 4 temel ögesi oluşur. Tam ortada da ne vardı? Belirtke tablosu vardır demiştik. O yüzden program tasarısı hazırlama aşamasında hedef, içerik, belirtke tablosu, eğitim durumları ve ölçme değerlendirme vardı. Hedefleri önceki videolarda bitirdik. Şimdi sıra nereye geldi? İçeriye geldi. Bakın, içeriği anlatmadan önce size burada ufak bir bilgi vereceğim. Daha önceki yıllarda ÖSYM tarafından ara disiplinler bakın soruldu. O yüzden daha önceki yıllarda soru olarak karşımıza geldiği için riske atmak istemiyorum. Beni bir dikkatle dinler misin? Bizim ana disiplin ve ara disiplin dediğimiz kavramlarımız var. Bak, adı üstünde ana, analarımız. Analarımız ise fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi derslerimiz. Hayat bilgisi, müzik, beden gibi derslerimiz. Bizim nelerimizdir? Analarımızdır. Ana disiplinlerimizdir. Ve biz ana disiplinlerle çocukların öznel bilgiyi ne yapmasını sağlarız? Oluşturmasını sağlarız. Ama bir de bizim arkadaşlar ara disiplinlerimiz var. Bakın şöyle düşünün, şöyle düşünün. Şurası 9. sınıf, aynı düzlemde olduğu için bakın yatay deriz. 9. sınıf fizik, kimya, biyoloji dersleri aynı arkadaşlar düzlemde olduğu için biz buna ne deriz? Yatay dersler deriz. Ama 9, 10, 11 ve 12. sınıf fizik, kimya, biyoloji diye bir dersler dersek bakın giderek yükseldiği için biz buna da ne deriz? Dikey deriz. O zaman hem yatayda hem dikeyde benim ana disiplinlerim var mı? Var. Derslerim var mı? Var. Ama ara disiplin dediğimiz şey, bak adı üstünde ara diyor bakın, anaların arasına yerleştir diyor. Bu ara disiplinlerde bu ana disiplinin arasına serpiştirecek halde bulunur ve serpiştirilerek neyi sağlar canlar? Çocukların yaşam becerilerini arttırmayı sağlar. O zaman ana disiplinlerle biz bilgiyi elde ederiz. Ara disiplinlerle biz neyi sağlarız? Yaşam becerilerini sağlarız. Ana disiplinlerin arasında ne vardır? Ara disiplinler vardır. Ara disiplinler ana disiplinlerin arasına yerleştirilerek programda yaşam becerilerini çocukların ne yapması istenir? Arttırması istenir. Ara disiplinlerimiz nelerdir diye sorarlarsa, bakın rehberlik hizmeti, PDR. Biz çocuklara okullarda rehberlik dersi vermiyoruz. Biz okullarda çocuklara rehberlik hizmeti veriyoruz. Bakın fark ettiniz mi? Hizmet. Bu rehberlik hizmetini vererek çocuğun yaşam kalitesini ne yapıyoruz? Arttırıyoruz. Olimpik eğitimi ve spor kültürü ara disiplindir. Afet eğitimi, sağlık kültürü, girişimcilik, kariyer arkadaşlar bilinci, özel eğitim, insan hakları ve arkadaşlar vatandaşlık. Bunların hepsi bakın, sen böyle özel eğitim arkadaşlar diye bir ders gördün mü? Sen kariyer birinci ya da girişimcilik diye bir ders gördün mü arkadaşlar? Görmedin. Biz çocuklara mesela programa girişimcilikle ilgili bakın faaliyetlere yer vererek çocukların orada girişimci bireyler olarak yetişmesini sağlıyoruz. Bunlar programda ders olarak değil, programda çocukların yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik programlar içerisine serpiştirilmiş nelerdir? Faaliyetlerdir. Tamam mı? O zaman ara disiplinler anaların arasına serpiştirilmiştir ve çocukların yaşam becerilerini arttırmaya yöneliktir. Girişimciliği burada kesinlikle bileceksin. Rehberlik hizmetini kesinlikle bileceksin. Kariyer bilincini arkadaşlar kesinlikle bileceksin. Bunların bir ders değil, bir ara disiplin olduğunu ne yapacaksınız? Bileceksiniz. Kısaca bahsedeyim dedim. Ara disiplini daha önce ÖSYM arkadaşlar sordu. Etrafa şöyle bir genel al, burayı sileyim. Tamam mı?
gelelim içerik ve içeriğin özelliklerine. ÖSYM daha önce arkadaşlar sordu mu? Sordu. Soruyor mu yine arkadaşlar? Elbette. O zaman burası bizim için nedir? Önemlidir. Dikkat etmeniz lazım. Burası bizim için nedir diyoruz canlar? Önemlidir diyoruz. Dikkat etmemiz lazım. Şimdi şunu söylüyorum bakın. İçerikte ilk ilkemiz ne? Hedefe uygun olma. İçerik birer çalışandı değil mi? Ve içerik birer çalışan olarak patron dediğimiz hedefe ne yapmak zorundaydı? Uygun olmak zorundaydı. Gel bir hatırlayalım. Programın 4 ögesi vardı. Hedef, içerik, eğitim durumları ve ölçme değerlendirme demiştik. Şu anda neden bahsediyoruz? İçerikten. O zaman bu içeriğin patron dediğimiz hedefe uygun olacak şekilde düzenlenmiş olmasına biz ne diyeceğiz? Hedefe uygunluk diyeceğiz. Devam ediyorum. Öğrenciye uygun olma. Bakın içerik bizim var olan çocuklarımızın yaş ve gelişim özelliklerine uygunluk göstermiş olmasına biz ne diyeceğiz? Öğrenciye uygun olma arkadaşlar diyeceğiz. Şunu söyleyebilir miyim? Biz okul öncesindeki bir çocuğa soyut bir kavram olan orijinal ifadesini öğretebilir miyiz? Hayır. Peki bunun sebebi ne? Çocuğun yaş ve gelişim özellikleri. O yaşlarda çocuk soyut düşünemediği için biz çocuğa soyut bir kavramı ne yapamayız? Öğretemeyiz. O zaman var olan içerik, psikolojik temel demiştik hatırlarsanız. Çocukların yaş ve gelişim özelliklerine aynı zamanda uygunluk göstermelidir. Peki yine devam ediyorum. Matematikte 2 artı 2 eşittir. 5 tarzında bir ifade olamaz demiştik. Çünkü 2 artı 2 eşit kaçtır? 4'tür. İçeriğin bu şekilde bilimsel gerçeklerle örtüşecek şekilde hazırlanmış olması nedir? Bilimsel olmadır. Peki bizler çağın ya da günün gerektiği bilgilerle içeriği güncelliyor muyuz? Evet. Biz buna ise ne diyeceğiz? Güncel olma diyeceğiz. Gelelim aşamalılık ve ön koşulluğa. Dikkat et. Şimdi bakın şunu söylüyoruz. Bu ilki önemli yıldızımı koydum. Ben matematikte önce çocuklara birinci sınıfta toplama çıkarma öğretirim. Daha sonra ikinci sınıfta çocuklara çarpma bölme öğretirim. Daha sonra çocukların dört işlem becerisi kazanmasını sağlarım. Daha sonra da çocuklara neyi öğretmiş olurum? Problem çözme öğretmiş olurum. Matematiğin programlarında içerik bu şekilde midir? Evet. O zaman ben içeriği basitten karmaşağa doğru verdim mi? Verdim. O zaman ben içeriği basitten karmaşağa doğru verdiysen biz buna ne diyeceğiz? Daha önce öğretmiştim konu alanı temelinde. Aşamalılık ilkesi dedik. Peki bana yine şunu söyler misiniz? Bir çocuğun arkadaşlar dört işlemi bilmeden problem çözmesini bekleyebilir miyiz? Hayır. O zaman burada dört işlem problem çözme için nedir? Ön koşuldur. İşte biz buna da ne diyeceğiz? Ön koşul ilkesi diyeceğiz. Yani bir çocuğun problemi çözebilmesi için dört işlemi biliyor olması lazım. Bu nedenle dört işlem problem çözme için nedir? Ön koşuldur. Devam ediyorum. Vardama ve yordama. Bak, içerik geçmişi kapsıyorsa vardama seçeneklerde geldi. Geleceği arkadaşlar kapsıyorsa yordama diyeceksin. Hocam ne demek istiyorsun? Şimdi beni bir dikkatle dinler misiniz? Ben program geliştirme dersini size anlatırken resmi programı anlattım değil mi? Peki eğitim öğretim programları resmi programdır dedik. Peki ben resmi programı size anlatmadan önce size öğretim programı nedir? Eğitim programı nedir? Bunu öğrettim. Peki ben resmi programı anlattıktan sonra da programlar Taba ve Taylor modeli kullanılarak oluşturulur dedim. O zaman içeriği düzenlerken, resmi programları düzenlerken hem geçmişi hem de geleceği
bakın kapsayacak şekilde içeriği ne yaptım? Düzenledim. İşte biz buna ne diyeceğiz? Vardama ve yordama diyeceğiz. Devam ediyorum. Şimdi kaynaşıklık bakın dedim. İsterseniz şunu bir bekletelim. Bu da bizim için önemli ama daha geniş bir tahta lazım bana. O yüzden bunu bekletiyorum, kapsamaya geçiyorum. Kapsamayı ÖSYM 2011 senesinde arkadaşlar sordu bize. Bakın bir şey hatırlar mısınız? Matematikte kümeler vardı hatırlarsanız. Şu şekilde. Şu okunun ucunu şöyle yapayım. A kümesi, B kümesi ve C kümesi derdik hatırlarsanız. Hatta şöyle ifade ederdik. A kümesi kapsar B'yi, B kümesi de kapsar C'yi derdik. Hatırlıyor musunuz? Kapsama ilkesinde mantık arkadaşlar budur. İçeriğin, bakın, içeriğin birbiriyle ilişkili olacak şekilde verilmesine biz ne diyeceğiz? Kapsama arkadaşlar ilkesi diyeceğiz. Peki beni bir dikkatle dinler misiniz? Birinci öncülde diyorum ki bir çember çizebilme. İkinci öncülde diyorum ki çemberin içerisini boyayarak daire oluşturma. Üçüncü öncülde de diyorum ki dairenin alanı olan pi kareyi söyleyebilme. Bana şunu söyler misiniz? Bakın pi kare daireyi arkadaşlar kapsıyor mu? Kapsıyor. Daire ise arkadaşlar çemberi kapsıyor mu? Kapsıyor. O zaman ben içeriği düzenlerken birbiriyle ilişkili olacak şekilde mi düzenlemesini yaptım? Evet. İşte burada ne vardır? Kapsama vardır. Ya da bana şunu söyler misiniz? Bakın bir, kelimede anlam. İki, cümlede anlam. Üç, paragrafta arkadaşlar anlam diyoruz. Bana şunu söyleyin. Paragrafta anlam hem cümlede anlamı hem arkadaşlar kelimede anlamı kapsıyor mu? Kapsıyor. Peki cümlede anlamda aynı zamanda kelimede anlamı kapsıyor mu? Kapsıyor. O zaman burada ne vardır diyeceksiniz? Burada kapsama ilkesi vardır diyeceksiniz. 2011 senesinde gelen soruda bakın şu vardı. Kurum ve kuruluşları belirler dedi. Birinci öncül. İkinci öncül bu kurum ve kuruluşlardaki arkadaşlar yerini belirler dedi. Üçüncü öncül de bu kurum ve kuruluşlardaki yerini belirledikten sonra hak ve sorumluluklarını belirler dedi. O zaman 3-2'yi 2 de 1'i ne yaptı canlar? Kapsadı. Cevap ne olacaktı? Cevap kapsama bakın ilkesi olacaktı diyoruz. Devam edelim. Soyutluk. 2022 yılında KPSS'de arkadaşlar soruldu soyutluk. İçeriğin tek bir ana fikri varsa, içerik tek bir ana tema etrafında toplanıyorsa burada ne vardır diyeceksin? Burada arkadaşlar soyutluk ilkesi vardır diyeceksin. Yani içeriğin tek bir ana fikri olacak. Bütün konuları bu ana fikirden soyutlayacaksın demek istiyor bak. Hatırlıyor musunuz? Küçükken kompozisyon yazardık. Ve kompozisyon yazdığımızda hoca şunu söylerdi. Derdi ki içeriğin tek bir ana fikri olsun derdi. Aslında orada içerikte neyi düzenlemek istiyordu öğretmen? Soyutluğu düzenlemek istiyordu. Bana şunu söyler misiniz? Matematikte sayılar konusu var mı? Var. Peki bu sayılar konusu içerisinde üssüz sayı var. Doğal sayı var. Rasyonel sayı var. Köklü arkadaşlar sayı var. Bu sayıların içerisinde türeve değer veriyor muyuz içerik olarak? Hayır. Türev başlı başına arkadaşlar bir konudur. Sayılar başlı başına bir konudur. Sen sayılar içeriğinin içerisine bir de türeve yer verirsen içeriği iki tane ana tema etrafında topladığın için soyutluk ilkesine aykırı bakın davranmış olursun. Bu nedenle sayılar diyor ki kardeş diyor türev diyor ne işin var burada diyor. Ya bir git diyor ya git. Seni biz soyutluyoruz diyor. O yüzden içeriğin tek bir ana fikrin olması bizi nereye götürecektir? Soyutluk ilkesine götürecektir diyoruz.
Et abi şöyle bir genelini al. Örnekleri arkadaşlar alsınlar. Silip kaldığım yerden devam edeceğim. Tamam mı? Şimdi kaynaşıklığı unutmuş değilim ama sırayı bozmayalım ve arkadaşlar devam edelim. Bak ne dedik? Güvenirlik dedik. Güvenirlik ifadesi ölçmede de bakın ne yapar arkadaşlar? Yer alır. Size bir şey soracağım. Örnek veriyorum. Şimdi bazı tarih kitaplarında mesela der ki İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ok vardır. Ama bazı arkadaşlar kitaplarda ise ok yoktur der. Sen de arkadaşlar okursun dersin ki ya biz kime güveneceğiz? Hangi yazara güveneceğiz dersin? Bu ifadeyi kullanmanın sebebi bilimsel bilgideki tutarsızlıktır. Doğru mu? O zaman bakın güvenirlik deyince aklınıza ne gelecek? Tutarlılık gelecek. Bilimsel bilginin her yerde aynı şekilde geçmiş olmasına biz ne diyeceğiz? Güvenirlik diyeceğiz. Hangi kitap açarsan aç bitki fotosentez yapar der. Hangi kitap açarsan aç Atatürk 1881 yılında doğdu der. Dolayısıyla bu bilgilerde tutarlılık var. Bu bilgiler nasıl bilgilerdir? Güvenilir bilgilerdir. O yüzden bilimsel bilgilerin her yerde aynı şekilde ele alınmış olması içeriğin neyidir? Tutarlılığıdır yani güvenirliğidir. Devam ediyorum. Alıştırma diyoruz. Bunu da ÖSYM arkadaşlar sordu. Yıldızımı koyuyorum. Soyutlukla ilgili şunu söyledi. İçeriğin ana fikrinin olmuş olmasını sordu. Soyutluk ilkesi diyecektiniz. Şimdi gelelim alıştırma ilkesine. Bakın hatırlar mısınız? Milli eğitimdeki çok eskiden bizim dönemimizde bizim zamanımızda milli eğitimde bir içerik arkadaşlar başladığında başında hazırlık çalışması vardı. Sonda ise milli eğitim kitaplarının sonunda ise arkadaşlar değerlendirme canlar çalışması vardı. O zaman içeriğin hem başında hem de sonunda soru ya da alıştırmalara yer vermeye biz ne diyeceğiz? Biz alıştırma ilkesi diyeceğiz. O zaman benim amacım bu şekilde çocukların hem ön bilgilerini tespit etmek hem de öğrenmelerini arkadaşlar gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya koymaktır. Biz buna ne dedik? Alıştırma dedik. ÖSYM soruyu şöyle sordu. Başında ve sonunda soru sorma faaliyetleri hangisidir dedi? Alıştırma dedik. Devam ediyorum. Şema ilkesi diyorum. Şema ilkesinde nerede gördünüz Piaget? Nerede gördünüz arkadaşlar? Gelişim psikolojisi dersinde gördünüz. Peki bir kavramın zihinde oluşturduğu anlamlardır bakın şema. Değil mi? Mesela senin kediyle ilgili canlar zihninde bir şeman var. O şemada ne var? Tüylüdür, bıyıklıdır. İşte ne bileyim gözleri renkli olabilir gibi bir arkadaşlar şeman var. Sen bu şemayı canlar bakın anlamlı kılacak şekilde içeriği ne yapman lazım? Düzenlemen lazım. O zaman içeriğin çocukların var olan zihinsel şemalarına uygun olacak şekilde düzenlenmiş olmasına biz ne diyeceğiz? Biz arkadaşlar şema ilkesi diyeceğiz. Yine devam ediyorum. Transfer ilkesi. Bu benim size öğretmiş olduğum arkadaşlar transfer ilkesi. Transfere baktığımızda var olan bir bilgi var ve bu bilginin farklı durumlarda kullanılması var. Aslında bir nebze hayatilik ilkesi var. O zaman bilginin aynı zamanda işlevselliği var.
Biz size öğretmiş olduğumuz bilgiyle sizler farklı problemler çözebiliyor musunuz? Evet. O zaman içerikte var olan bir bilginin farklı durumlarda kullanılmış olmasına ne diyeceğiz? Transfer etme ilkesi diyeceğiz. Yine devam ediyorum. Görsellik ilkesi. Bakın şunu söylüyorum. Adı üstünde görsellik bakın ilkesi diyoruz. İçeriği düzenlerken şekillere, şemalara, grafiklere, tablolara, kavram haritalarına yer vermiyor muyuz? İşte bakın içerik düzenlenirken kavram haritalarına, şekillere, tablolara, grafiklere yer verilmiş olması içeriğin hangi özelliğiyle alakalıdır? İçeriğin görsellik arkadaşlar ilkesiyle alakalıdır. Aynı zamanda içeriğin bu şekilde görsellerle desteklenecek şekilde oluşturulmuş olması o arkadaşlar içeriğin açık ve anlaşılır hale gelmesini de sağlar. Doğru mu? Ya da soyut olan bir şeyin somutlaştırmasını da sağlar. İşte içerik hazırlanırken kavram haritası, şekil, şema arkadaşlar, tablo, grafik bunların kullanılmış olmasıdır görsellik. Ve son olarak alttan getirmiyorum. Denge ilkemiz var. Dikkatle dinleyin. Denge neyimiz var? İlkemiz var. Bakın şunu bir şema olarak düşün. Tamam mı? İçeriğe dayalı olarak oluşturulan arkadaşlar bir şema. Sen bu içerikten içeriğe bir şey eklediğinde ya da bu içerikten bir şey çıkardığında ana arkadaşlar mantık, tema bakın ana içerik etkilenmiyorsa ana içerik değişmiyorsa biz buna ne diyeceğiz? Denge diyeceğiz. Şimdi 2018 programlarıyla birlikte içerikte bazı değişiklikler yapıldı bakın programlarda. Örnek veriyorum kendi alanımla ilişkin örnek vereyim. Mesela fotosentezdeki matematiksel hesaplamalar, solunumdaki matematiksel hesaplamalar programdan kaldırıldı. Doğru mu? Bakın C4 bitkileri programdan arkadaşlar kaldırıldı. Peki ben programın içeriğinde çıkartmalar yapmama rağmen fotosentez konusunun ana mayası, ana arkadaşlar öğretileri değişti mi? Değişmedi. O zaman bu programa bir şey ekleyip bir şey çıkardığın zaman bakın ana bilgide değişkenlik olmuyorsa biz buna canlar ne diyeceğiz? Denge arkadaşlar diyeceğiz. Mesela fen bilgisi programlarında çevre sorunları eklendi. O programın ana mantığında, ana temasında bir değişkenlik oldu mu bunun eklenmesiyle birlikte? Hayır. Sizin programlarınıza bir şey ekleyip bir şey çıkardıklarında o ana içerik, ana mantık değişmiyorsa, bilginin özü değişmiyorsa, burada bir dengesizlik bu yaratmıyorsa çıkarılması ya da eklenmesi, biz buna ne diyeceğiz? Denge diyeceğiz. Etrabe sana zahmet bir daha bir al kaynaşıklığı anlatayım. Kaynaşıklığı da anlatıp burada ne yapalım? Bitirelim. Şimdi kaynaşıklar ne dedik? Önemli dedik. Bakın bu konu başlı başına çok önemli. Şimdi beni bir dikkatle dinler misin? Programın kaç ögesi vardı? 4. Hedef, içerik, eğitim durumları ve ölçme, değerlendirme ögeleridir demiştik. Hatırlıyor musunuz? Burada hedef patrondu ama diğer üçü neydi? Birer çalışandı. Peki çalışanlar arasında bir hiyerarşi var mıydı? Tabii ki vardı. Eğitim durumları içerikle ilişkili olmalıdır. İçerik eğitim durumlarıyla değil. Dolayısıyla bak, eğitim durumlarının içerikle ilişkili olacak şekilde verilmiş olmasına biz ne diyeceğiz? Kaynaşıklık diyeceğiz.
O zaman kaynaşıklık neymiş? Eğitim durumlarının içerikle ilişkili olacak şekilde verilmesiymiş. Bakın, bu kadarını aslında bilmeniz yeterliydi ama ÖSYM son yıllarda bu konuya ağırlık verdiği için burayı detaylandırabilir. Bu nedenle anlatıyorum çünkü burası çok önemli bir konu. Kaynaşıklığı kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Bir, yatay kaynaşıklık. İki, dikey kaynaşıklık diyeceğiz. Ben şunu söylemiş miydim? Bakın az önce anlattım. Aynı yıl varsa, yani ben 9. sınıf fizik, kimya, biyoloji dersem aynı yıl olduğu için burası yatay. Ama şöyle deseydim 9, 10, 11 ve 12. sınıf fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi dersler demiş olsaydım bura ne olacaktı? Dikey olacaktı. O zaman bana yatay ifadesini kullanıyorsa bu yatay aynı yıl anlamına gelecek. Doğru mu? Ben burada dikey diyorsam o zaman bu dikey de farklı yıl anlamına gelecek. Bunu ele aldık. Peki bana şunu söyler misiniz? Yatay aynı öğretim yılı, dikey farklı öğretim yılları. Peki kaynaşıklığı ne olarak kullandık Etrabe? Kaynaşıklık neydi? Eğitim durumlarının içerikle ilişkilendirilmesiydi. O zaman aynı yıl içerisinde eğitim durumları ile içerik ilişkilendirilecek. Ben dikeye ne demiştim? Farklı yıl demiştim. Kaynaşıklık neydi Etrabe? Eğitim durumları ile içeriğin neydi? İlişkilendirilmesiydi. Bak kelime anlamlarına gittim. Aynı öğretim yılında eğitim durumlarıyla içerik ilişkilendiriliyorsa yatay kaynaşıklık, farklı öğretim yıllarında eğitim durumlarıyla içerik ilişkilendiriliyorsa dikey kaynaşıklıktır diyeceğiz. Şimdi örneğine gelin. Hatırlıyor musunuz? 23 Nisan günü Türkçe öğretmeni geliyordu, Türkçe'de kompozisyon yazdırıyordu. Resim öğretmeni geliyordu, resim dersinde resim yaptırıyordu. Müzik öğretmeni geliyordu, müzik dersinde şarkı söyletiyordu. Bana şunu söyler misiniz? 23 Nisan'da mı bunu yapılıyordu? Evet. O zaman aynı yıl içerisinde bunu yapıyorlar, yatay. Peki aynı yıl içerisinde konu aynı ama farklı derslerde farklı etkinlikler yaptırılıyor. Şunlar benim neyimdi? Etkinliklerimdi bakın. O zaman aynı öğretim yılında içerik aynı ama etkinlikler farklı. O zaman etkinlikler içerikle ne yapılıyor canlar? İlişkilendiriliyor. Etkinlikler dediğimiz şey bizim eğitim durumlarımız değil miydi? Bir tane içerik var, farklı derslerde farklı etkinlikler yaptırılıyor. Bu nedenle eğitim durumları içerikle ne yapıldı? İlişkilendirildi. Bakın içerik aynı ama farklı derslerde farklı etkinlikler yapılıyor. O zaman eğitim durumları içerikle ilişkilendirildi. Kaynaşıklık aynı yıl içerisinde olduğu için yatay kaynaşıklık. Özetle aklında şöyle tut. Biz buna daha önceki dersimizde disiplinler arası ya da ilişki merkezli ya da korelasyonel ne demiştik? Tasarım demiştik. Demek ki korelasyonel tasarımlarda ne vardır? Yatay kaynaşıklık vardır. Peki gelelim dikey kaynaşıklığa. Bana şunu söyler misiniz bakın? Bir sonraki videoda da göreceksiniz. Şu birinci sınıf olsun, bu ikinci sınıf olsun, bu üçüncü sınıf olsun. Mesela ya da şöyle düşünün. Ya da şöyle düşünün. Şu 9. sınıf olsun, bu 10. sınıf olsun, bu 11. sınıf olsun. Ben 9. sınıfta dersi anlatıyorum. 10'a geldiğimde tekrardan 9'dan bahsediyorum. 11'e geldiğimde tekrar 9, 10'dan bahsedecek şekilde bakın ne yapıyorum? Konuyu ele alıyorum. O zaman burada 9, 10, 11 dediysem farklı öğretim yılları mı? Evet, o zaman dikeylik var. Peki mesela 9. sınıfta fotosentez konusu var. 10'da da var, 11'de de var. Ama ben 9. sınıfta fotosentezin sadece tanımını veriyorum.
10. sınıfta fotosentezin nasıl gerçekleştiğini söylüyorum. 11. sınıfta da arkadaşlar fotosentezin karanlık evre reaksiyonlarından mesela bahsediyorum, salladım. O zaman içeriği, kapsamını arttırarak farklı öğretim yıllarında bir önceki yılı da tekrar edecek şekilde ele alıyorsam bir sonraki videoda göreceksiniz. Biz buna ne diyeceğiz? Biz buna sarmal tasarım diyeceğiz. O zaman burada da ne vardır? Dikey kaynaşıklık vardır. Burada konuyu anlatıyorum. 10. sınıfa geçiyorum. Onu anlatırken 9. sınıfta yer verdiklerime tekrar yer veriyorum. 11. sınıfa geçtiğimde 9 ve 10'da anlattıklarıma tekrar yer veriyorsam biz bunu arkadaşlar ne diyeceğiz? Dikey kaynaşıklık diyeceğiz. Ve an itibariyle ÖSYM'nin sevdiği arkadaşlar konuyu geride bıraktık. Son yıllarda bu konu bizim için çok kıymetli, dikkat etmeniz lazım. Şimdi gelelim bir sonraki videoda arkadaşlar içerik düzenleme arkadaşlar yaklaşımlarından bahsedelim. Bu konuyu da ÖSYM arkadaşlar seviyor. Hadi gelin bir sonraki videoda görüşmek üzere.